Hafta sonu güzel havanın keyfini çıkarmak için piknik alanlarına akın eden Samsun'da yaşayan vatandaşlar Kanal S mikrofonlarına Samsun'u anlattı. Burada piknik yapmaya geldim. Zaman zaman, yani biz de yukarıda zaten aşağı iniyoruz. Burada hoş vakit geçiriyoruz. Ahmet abi, Samsunlu muyuz? Ben Gaziantep'liyim ama 40 yıldan beri buradayım. Nasıl, Samsun güzel mi? Elbette ki çok güzel. Bize Samsun'u anlatın desek nasıl anlatırsınız? Şöyle anlatırım, insanlar gayet güzel. Sonra burada böyle bir yabancılık çekme kaygımız olmuyor. Herkes çok güzel şekilde yaklaşıyorlar. O yüzden de ben buradan son derece memnunum. Halkını da seviyorum. Samsun şehrini de seviyorum. Sonra bizim zaten tarihte buranın bir kültürel bir güzel bir yeri var. Onun için de güzel seviyoruz yani. Peki Samsun'umuzun bir uydu kanalı var. İsmini sorsak? Kanal S. İzliyor muyuz? Elbette. En çok hangi programları izliyoruz? Mesela böyle röportajlı sokak röportajlarını çok seviyorum. Genellikle izliyorum yani. Zaman zaman politika falan değindikleri şeyler de oluyor. Dinliyorum. Yani iyi. Yeşilçam filmlerini izliyor musun? Oo, harika. Zaten ben eski Türk filmlerine bayılıyorum. Onu da zaten yayınladıkları zaman hiç kalkasım gelmiyor. Kovboy filmlerimiz de var. O da çok güzel. O da işte bizim hep eski nostalji havalarını şey yaptıkları için hoşumuza gidiyor. İzlemeden olmuyor tabii. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Yıldıray Yılmaz. Samsunluyum. Samsun'un öz çocuğuyuz yani, hakiki Samsunluyum. İşte gördüğünüz gibi akşam böyle bir şeye geldik. Bu. Samsun'da yaşamaktan mutlusunuz. Samsun'u seviyoruz zaten. Samsun dışına çok fırsatlarımız oldu ama çıkmadık. Yani Samsun'da olmaktan da gurur duyuyoruz yani. Bize Samsun'u anlatın desek neyle anlatırsınız? En çok neyi hoşunuza gidiyor? Vallahi Samsun, eski Samsun'u daha çok seviyorduk. Şu anda pek hoşumuza gitmiyor aslına bakarsanız da. Yani Samsun'un insanları hoşumuza gidiyordu. Çevremiz hoşumuza gidiyordu. Doğası güzel. Her imkanı var. İmkanları güzel. Ulaşımı güzel. Yani her şeyle güzel. O yüzden seviyoruz. Şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Şikayet ettiğimiz işte son zamanlarda bu çok Suriyeli, Iraklı olduğu için artık kendi memleketimizde yabancı gibi olmaya başladık. Bir de şu yeni yapılan kavşaklardan çok şikayetçiyiz Samsunlu olarak. Yani rahatlatacak dediler ama tam tersine işte daha beter bir hale getirdiler trafiği. Biz de araba kullananlar olarak tabii ondan şikayetçiyiz doğal olarak. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, Niyazi ismim. Memleket Kastamonu. Asker arkadaşımızla buraya birlikte beraber geldik. 2-3 gündür buradayız işte. Her akşam buraya geliyoruz sabit. Samsun'u sevdiniz o zaman? Ya, mekan güzel hani. Her türlü hizmet var yani. Gayet güzel Samsun. Hani memnun kaldık. Hani sene inşallah tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Dönüş ne zaman? Dönüş... Ben diyorum bugün akşam gidelim diyorum da arkadaş bir gün daha kalalım diyor. O şekilde işte işin durumuna göre telefon. Şimdi Kastamonu'dan gelen misafirimiz olarak Samsun'u nasıl buldunuz? Abi Samsun güzel hani, herkes kendi dünyasında. Kimse kimseye sen karışmıyor. Ondan sonra hani birçok alternatif yerler var. Gezecek, görecek. Ondan sonra hani insan da güzel. Ondan sonra esnafı da güzel abi, gayet güzel hani. Sorunsuz bir yer, sıkıntısız. O şekilde. Evet. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Görkem Yılmaz. Özel teknik firmasında çalışıyorum. Rize Artvin bölgesine bakıyorum. Samsun'umuzu seviyoruz açıkçası. Samsun'un neyini seviyorsunuz? Samsun'un neyini seviyorum? Şöyle söyleyeyim. Rize ve Artvin'e baktığım için oranın insanları birazcık bizim bu tarafa göre biraz daha inatçılar. Soğukkanlılar. Yani bizde burada hep sıcakkanlı insanlar var. Daha samimi, daha aile ortamı var burada. O yüzden Samsun'u çok seviyorum ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Celalettin Çelik. Gümüşhaneliyim. Samsun'da ikamet ediyorum. Bugün de hava güzeldi. Ailecek
pikniğe geldik. Gördüğünüz gibi her yer piknik yeri. Samsun'umuzun uydu kanalına, Kanal S'den haberiniz vardır. Var var. Devamlı seyrediyorum. Yani gerçekten de beğenerek de izliyoruz. İşte. Samsun'u bize anlatmanızı istesek neler söylemek istersiniz? Nasıl anlatırsınız? Samsun bana göre Karadeniz'in incisi. Gerçekten emekli yeri, çalışan yeri. Yani güzel bir sakin bir ilimiz. Samsun çok güzel bir ilimiz. Tarihi yerleriyle, piknik yerleriyle. Güzel bir yerimiz Samsun. Yani biz de Gümüşhane'den geldik buraya, güzel olduğu için yerleştik buraya. Şimdi soracağım ama tereddüt ediyorum. Sorsam mı sormasam mı? Gümüşhane mi güzel, Samsun mu güzel? Her zaman memleketimiz güzel. Ama burası da bizim ikinci memleketimiz. Burası da cennet diyorsun. Burası da ikinci memleketimiz. Doğal olarak ikisi de güzel. İkisi de memleketimiz, ikisi de güzel. Samsun'umuzun uydu kanalı var. Kanal S. Almanya'ya gittiğinizde ben seyrediyorum. Ben Samsun seyrediyorum. Yani az önce de seyrettim. Adamlara soruyorlar ki milletvekilinin adını sor. Vallahi bir tanesi bilmedi. Biz size soralım şimdi. Ben burada olsam bilirim. Ama ben de bilmiyorum. Bak adamlar adını bile bilmiyor. Milletvekili kim olduğunu. Kendini insan bir çıkar tanıtır. Millet içine çıkar. Ama öyle bir şey yok. Vallahi teşekkür ediyoruz. Kanal S'yi lütfen de izlemeye devam edin. İnşallah. Her zaman buyurun gelin. Kavak da misafir geldik. Buraya gezmeye geldik. Piknik alanına. Kavak mı güzel Samsun? Samsun güzel. Kavaklar güzel mi? Kesin biliyorsun. Kavak güzel. Samsun da güzel. Samsun'u anlatın bize desek. Nasıl tarif edersiniz Samsun'u? Vallahi Samsun'da Atakum tarafı biraz gelişmiş. İnsanlar Atakum'u tercih ediyor. Bu bölgeler güzel. Canik tarafı iyi. Samsun'da bir gelişim var yani. Gelişme var. Samsun güzel yani. Kavak biliyorsunuz kırsal kesim. Biraz daha sessiz. Biraz daha insanları mütevazi. Herkes birbirini tanır. Samsun biraz daha yani. Sosyal başında hava sıcak. Bugün buharlı bir hava var. Her taraf Suriyeli dolmuş. Türk bulmak zor. Böyle bir hale gelmiş yani. Samsun'umuzun bir uydu kanalı var. Evet. İsmini alabilir miyiz? Kanal S. İzliyor muyuz? İzliyoruz. Nasıl, memnun musunuz? Memnunuz bayağı. İzliyoruz. Kavaktan da izliyoruz. Dedik. Ne yaptınız? Güzel bir gün geçirmek istedik ailemize birlikte. Hı-hı. Misafirlerimiz vardı. Evet. Rize'den gelen. Güzel bir gün geçirdik. Geçiriyoruz, devam ediyoruz. Ne pişirdiniz? Sucuğumuz vardı. Pirzola ızgaramız, tavuğumuz vardı. Domates, salata, biber. Samsun'u bize anlatın dersek, Samsun'u nasıl tarif edersiniz? Samsun'u nasıl tarif ederim? Herkesin çok rahatlıkla yaşayabileceği güzel bir şehir olarak tarif edebilirim. Samsun artık ikiye bölündü de diyebiliriz. Atakum ve Samsun olarak. Ama güzel bir şehir. Herkesin rahatlıkla gezebileceği, akşam saatlerinde arkadaşlarla çok rahat dolaşabileceği. Böyle ortamların bence genişliği ve fazlalığı çok güzel. İnsanların çünkü artık sosyal aktivite yapabilecekleri çok bir maddi güçleri kalmadı. Siyasi olarak. O yüzden bence Samsun gayet güzel bir şehir. Herkes tavsiye ederim. Gelsin, ziyaret etsin. Sadece kiralar noktasında şu an herkes çok rahatsız ve haklılar. Kiralar derken? İş yeri mi, ev mi? Yok, ev olarak yani, ev kiraları. Herkesin çünkü nihayetinde oturduğu kendi dairesi olma şansı yok. 1000 liralık daire oldu, 4000 lira. Atakum'da şimdi bunun olma sebebi de niye? Dışarıdan gelen göçmenler boş daire kalmadığı için. Burada var olan yaşayan bizim kendi halkımız için çok büyük zorluklar yaşanıyor. Ki bence kesinlikle yanlış. Evet biz misafir diyoruz ama 10 milyona ulaştı. Çok büyük sıkıntı. Yarın büyük, bence daha büyük sıkıntılar olacak. Evet gelsinler, yesinler, içsinler. Ama kendi halkımız da çok zor durumda yaşıyor. Paranın artık hiç mi yük mü yok. İşte burada evet şükürler olsun. Güzel yemekler yiyoruz, içiyoruz ama herkes bu imkanları yaşamayabilir. Dışarıdan bakın zaman her şey çok güzel ama çok zor. Ama Samsun gerçekten güzel bir şehir. Samsun'umuzun bir uydu kanalı var. İsmini alabilir miyiz? Kanal S mi? Kanal S'yi biliyoruz. Takip ediyoruz. İzliyoruz. İzliyorsunuz. Yani böyle denk geldiğimizde genelde televizyondan çok izleyemiyorum ama Kanal S reklam olarak zaten takip ediyorum ve karşımıza çıkıyor her yerde, her platformda. O yüzden Samsun olarak gurur duyuyoruz Kanal S ile. Sizi tanıyabilir miyiz? Hava Çavuş. Aslen Samsunluyum. Rize'ye evliyim 27 yıldan beri. Yeğenlerimin yanına geldim, sağ olsunlar, bugün beni ağırlıyorlar. Annem babam buralı zaten. Ama yeğenlerim bugün piknikte beni gördüler. Yani görmek istediler daha doğrusu, sağ olsunlar, ben de onların yanındayım şimdi. Hava abla,
Samsun'un bize anlatın desek nasıl anlatırsınız güzelliklerini? Samsun aslına bakarsanız tabii biz bu kısımlar biz evlendikten sonra gelişti. Her geldiğimde mutlaka buraları ziyaret ederim. İnsan özlüyor. Ben yeğenimin de dediği gibi aslında Samsun'da her kesim yaşayabilir. Zengini de, fakiri de, ortası da, iyisi de, kötüsü de. Sonsuz şükürler olsun. Biz hani bunları görüyoruz. Belki bunları göremeyenler var ama emin olun görüyorlardı. Burada da mutlaka görüyorlardı ama Samsun'da yaşayamayan başka hiçbir yerde yaşayamaz. Bana göre daha doğrusu. Ben İstanbul'da gördüm, Ankara'da gördüm ama Samsun başka. Bunu ben kendim söylüyorum Samsunlu olarak ama bunu dışarıdaki insan da aynı şekilde söylüyor. Yani herkes diyor ki Samsun bambaşka. Ve gerçekten de ben kendime göre değil, herkese göre konuşayım. Samsun başka.